Selam arkadaşlar. Haftalardır televizyonlarda, sosyal medyada hemen hemen her yerde savaşın bütün stratejik boyutlarını dinleyip analizlerini takip ediyorsunuzdur. Hepimiz takip ediyoruz. Fakat ben hiçbir yerde savaşın psikolojik analizinin yapıldığını görmedim ve duymadım. Aslında gerçekten şöyle düşünüldüğü zaman bu savaşın hemen hemen en önemli boyutlarından bir tanesi. Önümüzdeki yıllarda savaşların psikolojik analizlerinin yapıldığını çok daha sık duyacaksınız ve daha sık göreceksiniz. Bu şu an günümüzde çok fazla dile gelmese de, çok fazla anlatılmasa da psikoloji belki daha yeni bir bilim dalı olarak ülkemizde, daha fazla bizim ülkemizde daha yeni bir bilim dalı ve analizleri yaparken genelde o yüzden stratejistlerden, askeri tarafını düşündüğümüz yerlerden destek alarak yapıyoruz ama en çok düşünmemiz gereken şey evet psikolojik analizi. Neden diyeceksiniz? Çünkü savaşan varlık insan. İnsan %100 rasyonel bir varlık değil. %100 mantıklı düşünen bir varlık değil. Çünkü genetik olarak kodlanmış iki ana dürtüye sahip. Hazla ilgili olan libidinal dürtüleri, saldırganlıkla ilgili olan dürtüleri var. Ve bu iki ana dürtünün aslında doğasıyla mücadele eden bir varlık insan. Tarım döneminden beri baktığınızda insanlar gruplar halinde yaşadılar. Bu sosyal psikolojinin en önemli konusudur, grup psikolojisi. Ve bu gruplar bir zaman sonra kendi içlerinden, yani dışarıdan etkenlerle, işte kısıtlı kaynaklar sebebiyle o dönemde hayatta kalabilmek adına birinin bir diğerinden daha farklı ve daha iyi hak ettiğini düşünmesiyle başlayan bir takım savaşlara girdiler. Bu konuda ben Haçlı seferlerini araştırabilirsiniz ama psikolojik analizlerini tabii ki önemlidir bizler için. Savaşlar güçlü bir şekilde grup kimlikleriyle alakalıdır. Baktığınız zaman tarihten bugüne kadar, günümüze kadar o grup kimliklerine, savaşların analizlerini daha farklı bir pencereden yapıp bakabilirsiniz. Genel olarak insanlar etnik köken, milliyetçilik, dini dogmatizmde kendini kolayca gösterebilen aidiyet ve kimliğe ihtiyaç duyarlar. Bu insanın doğasında var. Bu biyolojik evrimin insanın doğasını nasıl etkilediğinin konusu aslında bir yerde. Şimdi böyle olduğu için de ne olmuş oluyor tabii ki? Sorun bir yerde sadece gruplar, kişiler arasında değil, o etnik kökenlerin, o grupların dini, siyasi görüşleri, işte İngiliz, Amerikan, beyaz, siyah, Protestan, Müslüman, Hristiyan, onların böyle olmalarından dolayı gurur duymaya teşvik eden bir süreçleri var. Yani ben Hristiyan olduğum için kendimle gurur duyuyorum, bu anlamda savaşacağım. Ben Müslüman olduğum için bu anlamda savaşacağım. Ne olmuş oluyor tabii burada genel olarak? İnsanlar o grubun var olabilme biçiminin içerisindeyken o dürtüleri nasıl ayarlayacağını bilemiyor. Çünkü orada bir grup psikolojisi var. Yani grup nasıl hissediyorsa siz de öyle hissediyorsunuz bir yerde. Bugün baktığımız zaman İsrail-Filistin savaşına mesela, Yahudilere baktığımız zaman ki bu şeyle hiç ilgilenmiyorum. Yani İsrail'in Netanyahu'nun söylemiş olduğu işte bu ayetler, bu aslında bir din savaşı, kehanetler, bunlar değil asıl mesele. Neden diyorum? Bundan sonraki zamanlarda savaşların psikolojik analizlerini daha çok göreceksiniz. Çünkü burada savaşan şey aslında insanlar ve etnik gruplar değil. İnsan burada kendi doğasıyla savaşıyor. Kendi doğasıyla mücadele ediyor. İçerisindeki o iki dürtüyle mücadele eden bir varlık var ortada. Bu bir şekilde grup psikolojisine yansıyor. Grup psikolojisi de bunu baz alarak, evet ben bu anlamda cepheye katılabilirim deyip bu grup psikolojisi ve sürü psikolojisiyle devam ediyor. Tarihten beri zaten devam etmiş ve böyle gelmiş. Fakat şöyle söylemler var. Bugün dünyanın her yerinden Filistin'deki ölümlerle ilgili tepkileri görüyoruz, duyuyoruz. Ölen çocuklar, İşte fotoğraflar, manşetler, gazeteler, dergiler. Şimdi ölen çocuksa eğer, ölen kadınsa, ölen insansa grubun etnik kökeni, dini, dili, ırkı, siyasi görüşünün önem taşımaması gerekiyor. Fakat içinde bulunduğumuz dünya ne yapmış oluyor? Grup dışı bir nefretten bahsediyoruz biz burada. Grup içindekiler grup dışından nefret ediyorlar. Grup içindekiler ne söylüyorlar? Hayır, bu gruptakiler bizden değil. Bizim bunların adil olmayacak bir biçimde yaşama haklarını ellerinden almamız lazım. Bu yeni olan bir şey mi? Hayır, bu tarihte de böyleydi. Böyle geldi. Şu anda böyle de devam ediyor. Fakat gelelim şöyle bir duruma. Evet, belki böyle devam ediyor. Fakat bu sistemin değişmesi gerekiyor. Ha, diyeceksiniz ki bu sistemi kim, nasıl, ne şekilde değiştirebilir? Şunu bilmek lazım. Çatışma kaçınılmaz bir olgudur. Yani gruplar arasındaki bu çatışma her zaman için var olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Fakat çatışma başka bir şeydir. Savaşmak, yani yok etme sanatı, bu bambaşka bir şeydir. Çatışarak alışveriş içerisinde bulunabilirsiniz. Kültürlerle, gruplarla çatışarak, tartışarak onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Siz bir şeyler aktarabilirsiniz. Orada bir aktarım sağlanabilir. İlişkisel bir alışveriş olabilir. Fakat savaşta bir yok etme düzeneği vardır. Burada hiçbir şekilde bir alışveriş yok. Burada sadece ölen ve kalan var. Aynı İsrail-Filistin savaşında olduğu gibi. Çünkü neden? Evet, kendini hakimiyet zanneden bir grup var. Ben üstünüm, ben biriciyim, ben tekim. Benim kutsal kitabımda da böyle yazıyor zaten. Zaten sadece bu cümleyi okursak eğer biz insanoğlunun narsistik yapıda olduğunu yıllardır söylüyoruz. İnsan narsistik yapıda bir varlıktır. Bunu ayarlayabiliyorsa, aynı bu dürtülerini ayarlayabildiği gibi bu insandır. İnsanın İnsan olma ve insan olamama gibi bir takım özellikleri var. Hani eskiden, daha doğrusu tasavvufi psikolojide söyleriz işte insanı kamil, insan olmak. Bu bir yerde şey gibi görünüyor sanki, böyle dürtülerinden arınmış gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Öyle bir durum değil bu. Bu mantık çerçevesinde bir şeye, yani bir olguyu bir mantık çerçevesine oturtmak. O olguyla yaşamayı öğrenmek. Ben üstünüm, bu grup benden alçak, o alçak, ben bunlardan fazlayım. Artı eksi değil. Biz eşitiz. Çünkü burası yeryüzü. Ve yeryüzünün sahibi insan değil. Hiçbir gün ve hiçbir zamanda olmayacak. Çünkü bu yeryüzü hiçbir insana kalmayacak. Hiçbir insan burada baki bir şekilde hayat süremeyecek. Bastığımız toprağın altı kavimler dolu. Biz de o batacak kavimlerden biriyiz. Biz de gideceğiz. Bizden sonrakiler de gelecek. Bu süre gelen bir sistem ama mutlaka süre gelen bir sistemin de bir sonu var. Olmamasına imkan yok. Normun dışına çıkmak dediğimiz şey aslında bu savaşmak. Çünkü norm dediğimiz şey, evet, burada bir toprak parçası var. Gruplar var. Herkes kendi grubunun içinde yaşamaya çalışır. Evet, çatışmalar birer olgudur ve normaldir. Fakat normun dışı dediğimiz şey bir yeri abluk altına almak. Batının, doğunun topraklarını ya da batının birçok noktada Orta Doğu'nun topraklarının üzerinde hakimiyet kurmak istemesi gibi. Biz bunu Suriye'de gördük, biz bunu Irak'ta gördük, bugün bunu Filistin'de görüyoruz. Ha, şöyle bir şey de yok. Bilimsel olalım, tarafsız olalım, bu konuda aman etliye sütliye karışmayalım. Hayır. Kötüye kötü demek bilimsellik ya da bilimin dışına çıkmak demek değildir. Kötüye sesli bir şekilde kötü derseniz iyiliği yüceltmiş olursunuz. Zaten kötülüğün bu kadar çok yayılmasının sebebi iyilerin sessizliğidir aslında bir yerde. İyilerin iyiliği yeterli derecede yüceltememesinden kaynaklanır. O yüzden bu konuya da birazcık değinmek istiyorum. Bu bir bilimsellik değil. Bu bir etliye sütliye karışmayayım meselesi hiç değil. Fakat psikolojik analize baktığımız zaman bütün bunlar, bütün bu normdan sapmalar, bütün bu savaşlar insanların grup psikolojileriyle, insanların tamamen dürtülerini ayarlayamamalarıyla ilgilidir. Ve bakarsanız eğer devletlere, Ben hiç bugüne kadar duymadım bir cumhurbaşkanının ya da bir devlet adamının ya da bir askeriyedeki birinin yanında bir klinisyenin olduğunu, bir terapistin olduğunu, psikolojik anlamda destek alındığını devletlerin bu anlamda ben hiç duymadım. Olması gereken budur aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Analizi biz biliyoruz arkadaşlar. Yani terapistler zaten bir savaşın analizini yapabilir. Terapistler zaten bir devlet adamının analizini yapabilir. Konuşmasından, ifadelerinden, kameraya bakış açısından, vücut dilini kullanmasından yapılabilen bir şey bu. Ama bizim günümüzde maalesef bu tarz analizleri psikolojiyle yapmıyoruz biz. Halbuki bundan sonraki süreçlerde bu savaşı psikoloji kazanacak. Bundan sonraki süreçlerde top, tüfek, mermi kazanmayacak bu savaşı. İnsanlar kazanmayacaklar bu savaşı. Çünkü maalesef ki bazılarının hastalıkları, bazılarının yasaklı dürtüleri yönetiyor milletleri. Bunu görmek zaten oldukça acı ve can sıkıcı. Birinin, bir grup liderinin hastalığıyla hareket etmek, onun dürtüsel bozukluğuyla hareket etmek. Bugün İsrail'de İsrail askerlerinin psikolojisinin bozulması gibi. Irak'a giren Amerikan askerlerinin savaştan sonra kendilerinde bir sürü travma sonrası stres bozukluğu yaşayıp ilaç kullanmaları gibi, bir sürü terapi görmeleri ve tedaviye gitmeleri gibi. Yani bir grup liderinin dürtüsel bozukluğu arkasından bütün bir grubu sürükleyip dünyanın birçok yerinde, dünyanın birçok noktasında harabiyete sebep olabiliyor. O yüzden artık savaşlar topla, tüfekle, mermiyle bu şekilde yapılmayacak. Bundan yıllar sonra göreceksiniz ki savaşların değerlendirilmesi, savaşların stratejisi tamamen psikolojik analizlere bağlı olacak. Çünkü bir savaşın matematiğini çözmek istiyorsak eğer, o savaşın psikolojisine bakmalıyız. O savaşın içerisinde neyin, nasıl, neden ve ne şekilde hissedilerek yapıldığına bakmalıyız. Yani yoksa bugün çok kolaydır şöyle bir çubukla gösterip haydi şu grubu yok edelim deyip abluka altına alıp o grubu yok etmek. Fakat altında yatan aslında bambaşka bir tarih var. Bir evrim tarihi, bir biyoloji tarihi, bir davranışsal köken tarihi var altında. Ben bu konuya dikkatle eğinilmesi gerektiğinden yanayım. Savaşları insanların dürtüleri yapar. Savaşları etnik gruplar değil, grupların arkasından giden insanlar destekleyerek ve o gruba ait hissederek bunu yaparlar. Bugün bütün bu olanlara hiç sesini çıkarmayan insanlar da var. Bütün bu olanlara batıdan sanatçıların hayır artık bu ölüme dur denilmesi gerekiyor dediği için kendi içlerindeki grupta nefret dışı söylemlerle iteklenilmesi var. İptal edilen konserler var. İptal edilen ressamların sergileri var. Daha birçok şey görebilirsiniz. Baktığınız zaman zaten eğer derin anlamda bu doğayla mücadele, insanın doğasıyla bu uyumsuzluk ve bu mücadelenin getirmiş olduğu artı ve eksi yönlere var olmak çok zor. Böyle bir dünyanın içindeyken var olabilmek insanın yapabileceği kendisine en büyük yatırım. Kendi kendini var etmesi gerekiyor önce. Savaşmaya insanın kendisinden başlaması gerekiyor. İnsanın grupla savaşmadan önce dünyadaki diğer ülkelerle, diğer insanlarla, diğer ırklar ve kültürlerle savaşmadan önce kendisiyle savaşmaya başlaması gerekiyor. Kendi savaşına geç kalan herkes bir gün bir yerde bir savaş çıkaracak. Bu en önemli gerçek. O yüzden bu temel iki güdünün savaşının herkesin kendi içinde şimdi vermesi gerekiyor. Bizlerin de yaşamış olduğu bu ikincil travma aslında bize şunu öğretmeli. Bu kadar ölüme maruz kalırken, bu kadar görüntüyü görüp evet bir şeyler yapamazken ya da sosyal medya aracılığıyla da birçok şey yaparken, yani biz burada bir hamasiyet güzellemesiyle ya da işte arkadaşlar hadi toparlanın, yürüyüşler yapalım, gidelim, katılalım. Bunlarla değil sadece. Biz aslında kendi üzerimize düşeni çok büyük bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Sosyal medya aracılığıyla devam ediyoruz, çalışarak devam ediyoruz ama en önemlisi neyle devam ediyoruz? Kendi doğamızla mücadele ederek. Kendi doğamızın bize öğretmesi gerektiği en önemli şeylerden biri dürtülerin ayarlanması. Ben kimim? Bu dürtüyü nasıl ayarlayabilirim? Bu dürtüyü nasıl kontrol altına alabilirim? Bunu en küçük bir sinirlenme anınızda bile kendinizi gözlemleyerek yapabilirsiniz. Bununla ilgili de yapabileceğiniz en önemli yer bence trafik. Yaşamış olduğumuz şehir bu anlamda efsane çünkü. Kendinizi ne kadar kontrol edebiliyorsunuz? Dürtülerinizi ne kadar kontrol edebiliyorsunuz? Kendinize ne kadar zorbasınız ve ne kadar şiddetkarsınız? Önce bunu görmeniz gerekiyor. Buradan başlarsak eğer bence kendi savaşımızı kazanırsak gerçekten o zaman insan olmanın, insani düşünmenin, duyguların ve hislerin bir anlamı olacağına inanıyorum. Gerçekten birileri için acımak, onlara üzülmek değil de empati yapmak. Bu adım adım bana da gelebilir. Bu adım adım bu bölgeye de yayılabilir. Bunu ben de yaşayabilirim deyip kendi savaşımızla başlarsak eğer kazanırız diye düşünüyorum. İlerleyen günlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnsanın güvenlik alanı arzularının çok dışındadır. Bunu unutmadan yaşayalım. Hayal ettiğimizin çok dışındadır bizim güvenlik alanımız. İnsan böyle bir varlık. Biz bizim olanla, bizim kendi içimizdeki savaşla başlarsak çok daha iyi yerlere gelebiliriz ve çok daha profesyonel bir düşünceye, bilimsel bir düşünceye ve çok daha insani, empatik, merhametli bir düşünceye sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Hoşça kalın.